düşmanlık, düşmana askerliktir. Şu siviller için bir gün başsağlığı dilerdiniz. Haysiyetsizler, haysiyetsizler. Allah'ın izniyle bu millete aşamayacaksınız. İyi akşamlar değerli izleyenler. Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Ana Haber Bülteni'nde gelişmelerle karşınızdayız. Hoş geldiniz. Toplu açılış törenleri sürüyor. Bugün Muğla'da açılışlar yapıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı laf ola beri gele yok, icraat var dedi. Bizim milletimizle her buluşmamız bir eser ve hizmet şöleni şeklinde gerçekleşmektedir. Toplu açılışlar sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan her hafta farklı illerden açılışlar gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanının son durağı Muğla oldu. Muğla'daki yatırımlar düzenlenen törenle hizmete alındı. Şehrimize kazandırılan 5 milyar 221 milyon lira yatırım bedeline sahip projeler ile ilçe belediyelerimizin 523 milyon liralık yatırımlarının resmi açılışını yapıyoruz. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla'ya yapılan yatırım bedelini açıkladı. Laf ola beri gele yok, icraat var dedi. İktidara geldiğimiz günden bugüne Muğla'ya toplamda ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? Bunu bütün dostlara anlatın. 50 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık tüm Muğla'ya. 50 milyar. Laf ola beri gele yok. İcraat, icraat, icraat. Yatırımları sıraladı Cumhurbaşkanı. Eğitimde 3.325 adet yeni derslik kazandırdık. Gençlik ve sporda 11.157 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. Toplam 69 adet spor tesisi inşa ettik. Şehrimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplamda 2,5 milyar lira tutarında kaynakla destek olduk. Sağlıkta toplamda 1541 yataklı 16 hastane dahil 38 sağlık tesisi inşa ettik. Muğla için ilk evim projemiz kapsamında projede toplam 2599 konut inşa edecek. İlk arsa projemiz kapsamında da 5500 alt yapılı arsayı sizlerin hizmetine sunacağız. CHP Genel Başkanı grup toplantısında TSK ve ordu kademesini eleştirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan sessiz kalmadı, sert tepki gösterdi. Altılı masayı da gündemine alan Cumhurbaşkanı, bir masa kurmuşlar, herkesten ayrı ses çıkıyor dedi. Askerlerin alkışlanması inanın şahsen hiç umurumda değil. Ama devlet açısından büyük bir çürümüşlüğün göstergesidir bu. Grup kürsüsünden TSK ve ordu kademesini hedef aldı. Etrafınıza siyaset koridorlarında kariyer devşiren askerler koyarsanız elinizde bol yıldızlı, bol apoletli Orta Doğu üniformaları kalır. Unutmayın ki bol bol apoletli Orta Doğu askerleri savaşlardan, cephelerden kaçtılar. Kariyerist kafadan asla ve asla hayır gelmez. Bu sözlere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert yanıt geldi. Sen teröristlerle dirsek dirseğe dolaştın dedi. Müstemleke zihniyetlilerin kepazelikleri bitip tükenmek bilmiyor. Geçtiğimiz günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak bir savunma sanayi projemizin açılışında ordumuzun komutanlarıyla birlikte yaşadığımız sevince tahammül edemediklerini hep birlikte gördük. Bay Kemal, Sakarya, Arifiye'de bu ordunun başkomutanı olarak Tayyip Erdoğan ne yaptı? Orada fırtına obüslerinin teslim törenini yaptı. Senin hayatında, senin aklında böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey yapabilir misiniz ya? Altay tanklarının teslimini yaptık Bay Kemal. Bunlarla ordumuz çok daha güçlü. Ordumuz bunlarla o terör örgütlerini ne yaptı? İnlerine gömdü, inlerine. Bay Kemal,
Sen bu teröristlerle dirsek dirseğe dolaştın. Cumhurbaşkanı Erdoğan altılı masayı da eleştirdi. Bir masa kurmuşlar, herkesten ayrı ses çıkıyor dedi. Bir masa kurmuşlar. Etrafındaki herkesten ayrı ses çıkıyor. Herkes ayrı baş çekiyor. Herkes ayrı hesap yapıyor. Ya bunlar anayasayı da hiç okumamışlar. Ya sen nasıl oluyor da daha seçilmemişsin ve seçilmediğin halde nasıl oluyor da hemen seçime gideriz diyorsun? Ah ah. Neyse, olanlar oldu. Bunların Allah bir dediğine inanın, başka hiçbir şeye inanmayın. Milliyetçi Hareket Partisi seçim çalışmalarını ele almak için Kızılcahamam'da 3 günlük kampa girdi. Kampta genel merkez ve teşkilat faaliyetleri değerlendirilecek. Yol haritası çizilecek. Partilerin seçim hazırlıkları başladı. Bu kapsamda MHP Kızılcahamam'da kampa girdi. Seçim çalışmalarının değerlendirileceği kamp 3 gün sürecek. MHP Ankara Kızılcahamam'da 3 günlük kampa girdi. 15 Ocak Pazar günü sona erecek kampa MHP lideri Devlet Bahçeli başkanlık ediyor. Kampa Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleriyle milletvekilleri de katıldı. Kamp süresince milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerine hazırlık kapsamında atılan adımlar masaya yatırılacak. Genel merkez ve teşkilat çalışmalarının yol haritası çizilecek. Kampta ayrıca MHP'nin adım adım 2023 temalı programları da gözden geçirilecek. Bu kapsamda il, ilçe, köy, komşu ve esnaf ziyaretlerinin raporları değerlendirilecek. Bunun yanı sıra terörle mücadeleden küresel gelişmelere kadar Türkiye'yi ilgilendiren konular hakkında sunumlar yapılacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da düzenlenen MHP kampında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli, altılı masayı eleştirdi. Demokratik ve dengeli bir siyasi tavır değildir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kızılcahamam'da düzenlediği teşkilat kampı başladı. Kampın gündeminde ise seçim hazırlıkları, seçim beyannamesi ve meclis çalışmaları yer alıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kampta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Altılı masayı topa tutan Devlet Bahçeli, 10 toplantı yaptılar, bir şey elde edemediler. 6 çarpı 0 eşittir 0, 0 yutan eleman ifadelerini kullandı. Seçim tarihiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, biz hazırız mesajı verdi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi nasıl değerlendirme yapar beklemek lazım. Seçim süreci açıklanırsa her gün bir yerde olacağız dedi. Bizim programımızla bugünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi uygulamaları örtüşüyor ifadelerini kullanan MHP Genel Başkanı, besteyle güfte örtüşmüyor diye konuştu. Çekindikleri potansiyel adayın hüviyetini bilmesin mi? Bahçeli başörtüsüne yönelik anayasa teklifiyle ilgili de 400'ün üzerine çıkarsa sağlıklı olacağını, olmazsa referanduma gitme halinin doğacağını söyledi. İki anahtar kavramı demokrasi ve milliyetçilik olacaktır. İsveç'te bir skandala imza atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketi asıldı. Türkiye'den bu olaya tepkiler peş peşe gelmişti. Son hamle ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından geldi. Rezalete ilişkin deliller istendi. Teröristlere iade sözü veren İsveç'te bir skandala imza atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir maket başkent Stockholm'de ayaklarından asıldı. Bu olaya Türkiye'den çok sert tepkiler geldi. Olay sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. İsveç'teki PKK rezaletiyle ilgili faillerin tespit edilmesi ve delillerin toplanarak gönderilmesini içeren istinabi talebini İsveç adli makamlarına gönderdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İsveç'in başkenti Stockholm'de PKK-KCK silahlı terör örgütü destekçileri tarafından gerçekleştirilen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan ve suç teşkil eden eylemler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Eylemleri gerçekleştiren faillerin tespit edilmesi, delillerin toplanarak Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesini içeren istinabe talebi, sözleşmeye taraf olan İsveç adli makamlarına gönderilmiştir ifadeleri yer aldı. Emeklilikte yaşa takılanlar düğümü çözüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı. Şimdi vatandaşlar yasalaşmasını bekliyor. Bu konuda açıklamada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi.
milyonlarca çalışanın gündemi emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi. Vatandaşlar EYT'nin yasalaşacağı tarihi dört gözle bekliyor. EYT sorunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamayla netliğe kavuşmuştu. Yeni düzenlemeyle yaş sınırı olmaksızın 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta başlangıcı olanlar için emeklilik kapısı açılıyor. Şimdilerde maaşlarını almak için gün sayan binlerce vatandaş meclis çalışmalarını da yakından takip ediyor. Konuya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ilk aylıkların ne zaman yatacağıyla ilgili tarih verdi. Açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, milletvekillerimiz gelen taleplerle ilgili uzman arkadaşlarımızla konuşuyorlar. Komisyon aşaması ay sonunu bulabilir. Ayın sonunda plan ve bütçe komisyonuna gitmiş olur diye düşünüyorum. İlk aylıklar Şubat ya da Mart'ta bağlanabilir ifadelerini kullandı. Milletvekili ve emekli milletvekili maaşlarına zam yapıldı. Buna göre emekli bir milletvekilinin maaşı 51.790 liraya yükseldi. Yeni yılla birlikte asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılan zamlar belli oldu. Memur ve emekli maaşına gelen %30'luk zam milletvekili maaşlarına da aynı oranla yansıdı. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9.105 liradan 11.848 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6.078 liradan 7.901 liraya yükseldi. Asgari ücret 8.500 lira olurken en düşük emekli maaşı da 5.500 lira olarak açıklandı. Süremiz 70 dakikadır. Milletvekili maaşı ise 56.445 liradan 73.379 liraya yükseldi. Emekli vekillerin aylıkları ise 39 bin liradan 50.970 liraya yükseldi. Son bir yılda milletvekili emeklilerine yapılan zam %176'yı buldu. Böylece son bir yılda milletvekillerine 33.542 lira, milletvekili emeklilerine 33.110 lira zam yapılmış oldu. Pek göze gü, Mahir Polat, Özcan Pur. Fırat Kalkan Harekat Bölgesi'nde teröristlerce üst bölgesine açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan tankçı uzman çavuş Selçuk Kurt kurtarılamadı, şehit oldu. Şehidimiz için Gaziantep'te uğurlama töreni düzenlendi. Fırat Kalkan Harekat Bölgesi'nde teröristlerce bir üst bölgesine taciz ateşi açıldı. Tankçı uzman çavuş Selçuk Kurt hain saldırıda ağır yaralandı. Selçuk Kurt yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Duaya diye kılacağımız bir namaz, önce tekbir alalım. Kurt'un şehadet haberi Mersin'deki ailesini yasa boğdu. Şehidin evine ve çevreye Türk bayrakları asıldı. Evin önüne taziye çadırı kuruldu. Haberin ardından taziye çadırına gelen şehidin yakınları ve komşuları ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Tankçı uzman çavuş Selçuk Kurt için Gaziantep Nakiboğlu Camii'nde uğurlama töreni düzenlendi. Şehidin özgeçmişi okundu. Dualar edildi. Şehit uzman çavuş Selçuk Kurt evli ve bir çocuk babasıdır. Şehit Selçuk Kurt düzenlenen töreninin ardından silah arkadaşlarının omzunda memleketi Mersin'e uğurlandı. İçişleri Bakanlığı'nca Diyarbakır'da 840 personelin katılımıyla Eren Abluka operasyonu başlatıldı. Operasyonun ilk gününde sığınaklar ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Devam eden Fırat Kalkanı ve Zeytindalı operasyonlarında ise 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan operasyonlarda PKK'lı teröristlere geçit verilmedi. Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytindalı bölgelerine saldıran PKK'lı teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ettiklerini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada Fırat Kalkanı ve Zeytindalı bölgelerine saldıran 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. İçişleri Bakanlığı'nca bir diğer operasyonsa Diyarbakır'da başlatıldı. Eren Abluka adı verilen operasyonun ilk gününde Lice kırsalında tespit edilen 5 sığınakta 1 adet EYP düzeneği, 145 kilogram toz esrarla çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ayrıca Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 840 personel, 56 operasyonel tim görev alıyor.
Erzurum'daki suç çetelerine ilişkin bir haber var sırada. 2021 ve öncesinde yaralama ve hırsızlık gibi suçlar başı çekerken 2022'de listenin başını hakaret suçu aldı. Erzurum'da 2022 yılı itibariyle dava konusu olan suç çeşitleri dikkat çekti. Geçen yıllarda yaralama ya da hırsızlık gibi suçlar başı çekiyordu. 2022'de ise liste başını hakaret suçu aldı. 2021 yılı içerisinde ihbar sayısı 3601 iken 2022 yılında bu sayı 3529 oldu. İhbar sayısı düşerken yürütülen soruşturma sayısında artış yaşandı. 2021 yılında toplam yürütülen soruşturma sayısı 16.595 iken 2022 yılında bu sayı %37 oranında artarak 22.898'e ulaştı. 2022 yılında adli mercilere yansıyarak dava açılan 22.898 soruşturma kapsamında işlenen suçlar da dikkat çekti. Liste başına 6.420 hakaret suçu alırken bunu 3.308 ile tehdit, 2.785 ile de yaralama suçu izledi. Toplamda dava konusu olan 24 suç listede yer aldı. Erzurum'da yaşayan görme engelli milli bir sporcu gelecek ekranlarınıza. Onun görme engeli sporuna engel olmadı. Türkiye'de 10 kez, Avrupa'da ise bir kez şampiyonluk elde etti. Katıldığı müsabakalarda 10 kez Türkiye, bir kez Avrupa şampiyonluğu elde etti. Milli yüzücü Yaman Rüzgar Kızılet, İngiltere'de düzenlenecek para yüzme dünya şampiyonasından kota alıp olimpiyatlara katılmak istiyor. Rüzgar Kızılet 8. sınıf öğrencisi ve Erzurum'da yaşıyor. Kızılet'in doğuştan görme engeli bulunuyor. Aslen Adıyamanlı olan 14 yaşındaki milli sporcu bu durumu kendine engel görmedi. Çocuk yaşlarda ilgi duyduğu yüzmede kendini geliştirip profesyonel sporcu oldu. Milli sporcu katıldığı müsabakalarda bir yılda 10 Türkiye, bir Avrupa şampiyonluğu elde etti. Antrenörü Mehmet Karyağdı gözetiminde kentteki tam olimpik yüzme havuzunda çalışmalarını sürdürüyor. Başarılı sporcu İngiltere'de 31 Temmuz-6 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek para yüzme dünya şampiyonasında kota alıp olimpiyatlara katılmayı hedefliyor. Erzurum'da Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Alp Disiplini Eleme Yarışması düzenlendi. 2 gün süren müsabaka sona erdi. Yarışmada dereceye giren sporculara madalya verildi. Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Erzurum'da Alp Disiplini Eleme Yarışması düzenlendi. 2 gün süren müsabaka sona erdi. Erzurum adından sıkça bahsettiren kayak pistlerinde her yıl binlerce yarışmacıyı ağırlıyor. 2023 yılının ilk ayında 500 sporcu pistlerin karını attırdı. Palandöken ve Konaklı kayak merkezlerinde Alp Disiplini Eleme müsabakaları düzenlendi. Müsabakalara 30 ilden 12, 14, 16 ve 18 yaş altıyla büyükler kategorilerinden yaklaşık 500 sporcu katıldı. Kayak sporcuları 2 gün süren müsabakada kıyasıya mücadele etti. Yarışların sonunda dereceye giren sporculara madalya verildi. Erzurum Oltu Devlet Hastanesi bünyesinde bir gebe okulu açıldı. Bu okulda annelere ve anne adaylarına daha sağlıklı, rahat ve güvenli bir gebelik geçirmeleri için eğitimler veriliyor. Gebelik öncesi ve sonrası tüm eğitimler bu okulda veriliyor. Buradaki eğitimlerde geçmişle bugünün doğru bilgilerini harmanlayarak siz değerli anne adaylarına gerekli eğitimi veriyoruz. Burası Erzurum Oltu Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan gebelik okulu. Bu okulda anne adaylarının daha sağlıklı, rahat ve güvenli bir gebelik geçirmesi için her türlü eğitim uzmanlar tarafından veriliyor. Üstelik bunu gönüllü olarak yapıyorlar. Gebeliğin izlemi, gebelik süresince yaşayacakları, doğuma daha bilinçli bir şekilde hazırlanmak, normal doğum ya da sezaryanda daha bilinçli bir şekilde doğum yaptıkları yerde tecrübeli bir şekilde doğum yapmak, bebeklerini o bilinçle, güvenle kucaklarına almak, doğum sonrası lohusalık bakımında ve emzirmede
en iyi ve en doğru bilgilere ulaşması için bu okulda eğitim vermekteyiz. Bu eğitim yalnızca anne ve anne adaylarına verilmiyor. Annenin yanında yakını da olabilir, eşi de olabilir. Eğitimde bunlara da açığız. İsteyen istediği kişiyle bu eğitime katılabilir. Sadece hamile kadınlar değil, hamilelik düşünen, doğum düşünen bütün annelerimiz için de eğitim portalımız açık. Hayata geçirilen bu uygulama sayesinde sezaryen doğum %70 oranında azaldı. Burada bir fiziki ortam oluşturduk. Bu konuda eğitimini almış da personelimiz var. Gebe okulu da sezaryana gidiş oranını ciddi düzeyde azalttığı tespit edilmiş bir uygulama. Biz de Bolu Devlet Hastanesi'nde bunu başlattık. Öte yandan anne adayları ve anneler onlar için verilen bu hizmetten oldukça memnun. Öyle ki tüm anneleri ve anne adaylarını bu okula bekliyorlar. Anne ve anne adaylarının herkesin bu kursa katılmasını tavsiye ediyorum. Doğru bildiğimiz yanlışları veya hiç bilmediğimiz şeyleri öğrenmek adına tüm herkesi davet ediyorum anne adaylarını. Bu eğitimin tüm anne adaylarına faydalı olduğunu düşünüyorum. Herkesi davet ediyorum. Onun neyin beklediğini bilerek doğum yaptığını, bebeklerine... Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir araç park halinde yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri müdahale etti. Araç söndürüldü. Ekipler olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Araç alev alev yandı. İtfaiye ekipleri anında müdahale etti. Kurucu için çektiler, bilir misin? Burası Erzurum. Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi 24. sokakta bir araç park halindeydi. Bir anda alev alev yanmaya başladı. Aracın yandığını gören mahalle sakinleri 112 acil yardımı aradı. Durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracı kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası polis olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Herhangi bir yaralanma olmaması derin bir nefes aldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Erzurum'da kar yağışının olmaması havaların sıcak olması anlamına gelmiyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düştüğü kentte şadırvanlar buz tuttu. Erzurum'da dondurucu soğukların etkisiyle şadırvanlar buz tuttu. Erzurum'da Ocak ayında beklenen kar yağışının olmamasına rağmen soğuk hava etkili olmaya devam ediyor. Gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü. Şadırvanlar buz tuttu. Lalapaşa Camii avlusundaki şadırvanın buz tutan çevresi buz sarkıtları oluşturarak görsel şölen sundu. Litvanya ve Letonya arasındaki gaz iletimini sağlayan büyük bir doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeden alevler yükseldi. Hava sıcaklığı 20 dereceye yükseldi. Litvanya'da büyük bir doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi. Alevler yerden 50 metreye kadar yükseldi. Bölgede sıcaklık 20 dereceye çıktı. Litvanya-Letonya arasında doğalgaz iletimini sağlayan boru hattında patlama meydana geldi. Alevlerin 50 metre yüksekliğe ulaştığı patlamada can kaybı ya da yaralanan olmadı. Litvanyalı Gaz İletimi Merkezi operatöründen yapılan açıklamaya göre patlama yerleşim yerinin dışında bir bölgede yaşandı. Patlamanın yalnızca bir hatta meydana geldiği, ikinci hattaki gaz akışının ise normal seyrinde devam ettiği bildirildi. Çevre sakinleri bölgedeki sıcaklığın 20 dereceye kadar çıktığını ifade etti. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Patlama ile ilgili soruşturma başlatıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. F-16'ların satışına ilişkin Kongre'de görüşme yapılacağı açıklandı. ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışı konusunda bir yeni gelişme daha yaşandı. İki ülke arasındaki F-16 satışına ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz yıl yeşil ışık yakmıştı. Biden olumlu yöndeki fikrinin değişmediğini ancak Kongre'den onay alması gerektiğini aktardı.
ABD hükümet kaynakları Joe Biden yönetiminin Türkiye'ye 20 milyar dolarlık yeni F-16 savaş uçağı satışı ve Yunanistan'a yeni nesil F-35 savaş uçağı satışı için Kongre'den onay almaya hazırlandığını aktardı. Yetkililer, Kongre'nin onayının Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylamasına bağlı olduğunu söyledi. Kongre'den onayın istenmemesinin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun önümüzdeki hafta Washington'a yapacağı ziyaretle hemen hemen aynı zamana denk geleceği belirtildi. ABD'de askeri satış onaylarının gerçekleşmesi için Kongre'nin NATO üyesi ülkelere yönelik 15 gün, NATO dışındaki ülkelere yönelikse 30 gün içerisinde itiraz etmemesi gerekiyor. Boş vakitlerini sosyal medyada geçiren ebeveynler çocuklarına yeterli ilgiyi göstermiyor. Bu da çocukları yaramaz ve hırçın yapıyor. Uzmanlar ebeveynlerin çocuklarıyla daha yakın bir ilişki kurması gerektiğini söylüyor. Kimi zaman başımızdan savuyoruz, kimi zaman başka şeylerle ilgilenmesini sağlıyoruz. Ama bir türlü gereken ilgiyi göstermiyoruz. Uzmanlara göre ilgi ve sevgi görmeyen çocuklar hırçınlaşıyor. Son zamanlarda 0-6 yaş arası çocuklar ebeveynleri sosyalleşmek için cep telefonlara sarılınca ilgisiz kaldı. Bunun üzerine ilgisiz kalan çocuklar üzerinde bir araştırma yapıldı. Yapılan araştırmalara göre çocukların evde hırçınlaşması ve yaramazlık yapmasının sebebi ilgisiz ve sevgisiz kalmaları. Bazen ebeveynler sosyal medyada, telefonda çok fazla vakit geçiriyorlar. Ve böylelikle çocuklarına karşı pasif, kayıtsız, ilgisiz ebeveyn durumunda olabiliyorlar. O ebeveynler için çocuğun varlığıyla yokluğu çok belli olmayabiliyor. Özellikle boş bulundukları, sosyalleşebilecekleri anlarını çocuklarına ayırmak yerine telefona ve sosyal medyaya ayırabiliyorlar. Yani çocuk anne babayı rahatsız etmediği müddetçe anne baba açısından herhangi bir sorun olmuyor. Yani çocuğun herhangi bir problemi olduğunu anne baba bazen fark edemiyor. Burada anne baba hoşgörüyle boş vermişliği birbirine karıştırabiliyor bazen. Ona ilgi ve sevgi vermenin, vakit geçirmenin çocuğu şımartabileceğini düşünüyorlar. Uzmanlar yaramaz ve hırçın çocuklarla daha yakın bir ilişki kurulması gerektiğini söylüyor. Çocukların gerçekten ilgiye, sevgiye, şefkate ihtiyacı olduğunu ebeveynlerin fark etmesi. Çünkü çocuk o ilgiyi, o şefkati görebilmek için ilgi çekici davranışlar göstermeye başlıyor. Biz buna işte hırçınlık, yaramazlık diyebiliyoruz. Yıllarda çocuk dışarıda bu ilgiyi ve sevgiyi aramaya başlıyor. Yani kendi evinde bulamadığı ilgiyi ve sevgiyi dışarıda aramaya başlıyor. Havalar ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bu durum balık tezgahlarını da etkiledi. Tezgahlarda hamsi bolluğu azaldı. Kilosu 50 liradan satılmaya başlandı. Havalar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Hal böyle olunca Zonguldak'ta hamsi fiyatları yeniden yükselişe geçti. Zonguldak'ta hamsi fiyatı yeniden yükseldi. Sebebi ise bolluğunun azalması. Bu durum fiyatları da etkiledi. Hamsimiz şu anda azaldığı için biraz fiyatı 50 liraya çıktı. Ama ayın 20'sinden sonra bir hamsimiz daha olacak gibi. Allah nasip ederse olacak. Ondan sonra biraz fiyatlar yine düşer yani. Balıkçılar denizin soğumasıyla birlikte hamsi bolluğunun yeniden artacağını öngörüyor. Hava soğuktu biraz, deniz soğumasına hazır. Hamsi soğuğu sevdiği için ayın 20'sinden sonra bir soğuk havamız geliyor. Ondan sonra inşallah hamsimiz olacak yani. Zaten yani olmasa da hamsinin sezonu kapanır yani. Hani çeşe döneriz yani. Çeşit, istat, mezgit, barbun, onları falan satarız yani. Öte yandan hamsi yüksek fiyata rağmen vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Bu haberle ana haber bültenini noktalıyoruz. Hafta başında yeniden görüşmek dileğiyle iyi akşamlar diliyoruz.